Hızla artan dünya nüfusu, kalabalık ve gürültülü kentler, stresli, yorucu iş hayatı, düzensiz, sağlıksız beslenme ve yanında çok sayıda olumsuz etken insan bünyesini etkiliyor, yıpratıyor, sağlığımızı bozuyor. Tıp ilmindeki ilerlemeler, yeni tedavi yöntemleri, yaygın sağlık hizmetleri ortalama insan ömrünün uzamasını sağladı. Gelişen ulaşım altyapısı, araçları, yolları, hastaların sağlık kuruluşuna daha hızlı ulaşmasını ya da yardım ekiplerinin hastalara daha hızlı müdahalesini sağladı. Buna rağmen hareketli yaşam, yoğunluk, çevre kirliliği, gıda kirliliği gibi nedenler insanların daha fazla hastalanmasına veya kaza geçirmesine sebebiyet veriyor. Hayatımızın herhangi bir anında bir kazaya rastlama, kazanın içinde olma veya acil yaşam desteğine ihtiyaç duyan birisiyle karşılaşma olasılığımız çok yüksek. Direksiyonda kalp krizi geçirdi, başkasına çarpmamak için refüje çıktı. Ancak yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kalp krizi, boğulma, elektrik çarpması, soluk borusuna cisim kaçması, alerji kaynaklı bir şok tablosu ve daha birçok neden bizi bilincini kaybetmiş, solunum ve kalbi durmuş bir hasta veya kazazedeyle karşı karşıya getirebilir. Bu kişi bir yakınımız ya da hiç tanımadığımız birisi olabilir. Kalp krizi ölüm nedenleri arasında kazalar dışında en yüksek orana sahip olanıdır. Ölümle sonuçlanan diğer hastalıklarda belirtiler yavaş yavaş görünürken, kalp krizinde belirtiler çok hızlı gelişmektedir. Kalp krizinin en yaygın olarak görülen belirtileri, yoğun bir halsizlik, kalbin çok hızlı çarpması ya da düzensiz kalp çarpıntısı, nefes darlığı, kalbe yetersiz kan gelmesi sonucu oluşan göğüs ağrısıdır. Eğer bunları normal günlük aktiviteleriniz sırasında yaşarsanız bu kalp krizi belirtisi olabilir. Kalp krizi sırasında göğüste yaşanan baskı, doluluk hissi ve göğüs sanki eziliyormuş gibi yaşanan ağrı genellikle birkaç dakikadan uzun sürer. Ağrının derecesi krizin şiddetine göre orta dereceliden şiddetliye doğru farklılık gösterebilir. Göğüs ağrısına baş dönmesi, gözlerin kararması, ani terleme, mide bulantısı eşlik edebilir. Vücut ısısı düşerek cilt soğuyabilir ve kişiye kaygı ve sinirlilik hakim olabilir. Kalp krizinin neden olduğu göğüs ağrısı bıçak gibi giren bir ağrıya benzetilebilir. Sanki göğsün ortası sıkılıyor ya da üzerine baskı uygulanıyor gibi hissedebilirsiniz. Bu ağrı 3-4 dakika sürebilir, ara ara geçip tekrar geri gelebilir. Kalp krizi belirtileri gösteren bir hastayla karşılaştığımızda ki bu belirtiler öncelikle göğüs bölgesinde şiddetli bir ağrıyla başlar. Bu ağrı sırta, boyna, çeneye ve kola doğru yayılan bir ağrı şeklindedir. Ve bu ağrıyla birlikte hasta göğüs bölgesinde ciddi bir sıkışma hissi ve baskı hisseder. Zor nefes alır ve şiddetli şekilde terler. Ayrıca mide bulantısı hatta kusma şeklinde belirtilerde gözlemleyebiliriz. Böyle bir hastayla karşılaştığımızda ilk yapmamız gereken şey öncelikle kendi sakinliğinizi korumak olmalı. Ve güvenlik önlemlerini alarak hastayı hemen güvenli bir yere almalı, oturtturup sakinleştirmeli ve dinlenmeye almalıyız. Mümkünse hastaya yere oturur pozisyon vermeli, hastanın daha rahat nefes alabilmesi için sıkan kıyafetlerini gevşetmeliyiz. Hastaya daha rahat nefes aldırabilmek için etrafında toplanmış meraklı kalabalık varsa uzaklaştırılmalı ve rahat nefes alması sağlanmalıdır. Sonrasında 112'ye haber verilmeli, hastayla ilgili bilgiler 112'ye iletilmelidir. Ve ekip gelinceye kadar hastanın başında yaşamsal bulgular
kontrol edilmelidir. Kalp krizi geçiren bir hastayla karşılaştığınızda yapacağınız ilk yardım müdahalesi aslında basit bir müdahaledir. Hastanın efor sarf etmesi engellenmeli, dinlenmeye alınmalı ve rahat nefes alması sağlanmalıdır. Temel yaşam desteği, kalbi ve solunumu durmuş olan hastada tıbbi araç gereç ve ilaç kullanmaksızın yapılan müdahalenin adıdır. Temel yaşam desteği yapacağımız hasta nasıl belirlenir? Kalp masajı, suni solunum uygulaması hangi basamaklardan oluşur? Şimdi bunları model üzerinde göstereceğim. Kalp masajıyla hastanın kalbinin kan pompalamasını sağlarken suni solunumla da hastanın oksijenlenmesini sağlayacağız. Yerde görmüş olduğunuz maketle öncelikle temel yaşam desteği uygulamalarının sıralarını göstereceğim. Yerde yatan bilinçsiz bir hasta yaralı olduğunu düşünelim. Bu hasta yaralının yanına yaklaşmadan önce ilk yapmanız gereken şey kendi güvenliğinizi ve çevrenin güvenliğini sağlamaktır. Güvenlik önlemlerini aldıktan sonra hasta yaralının yanına yaklaşıyoruz. Ve hastada yapacağımız ilk yaşamsal bulgu, bakacağımız ilk yaşamsal bulgunun bilinç olması gerekiyor. Omuz başlarından tutarak hastayı hafifçe sarsıyor ve bir taraftan da sözlü uyaran veriyoruz. İyi misin? Beni duyabiliyor musun? Şeklinde bilinç kontrolü yapıyoruz. Eğer hastadan hiçbir şekilde tepki alamıyor ve cevap alamıyorsak bilincinin kapalı olduğuna karar veriyoruz. Bilinci kapalı hastaya karar verdikten sonra çevrede toplanmış olan kalabalıktan bir kişiyi belirleyerek 112'yi araması için görevlendiriyoruz. Daha sonra biz hastanın hava yolu açıklığını değerlendiriyoruz. İlk olarak hastanın ağzının içerisine bakarak bir cisim olup olmadığını kontrol ediyoruz. Eğer bir cisim varsa içerisinden çıkartıyoruz. Sıvı bir şeyse bir bez yardımıyla emdirerek ağzının içerisini temizliyor ve bu şekilde hava yolunu kapatan herhangi bir şey varsa bunu temizlemiş oluyoruz. Daha sonra hastanın alnından ve çenesinden tutarak hastanın başını geriye doğru ittiriyoruz. Bu pozisyona baş çene pozisyonu deniliyor. Çene kemiği yere 90 derecelik açıyı buluncaya kadar devam ediyoruz. Daha sonra hastanın nefes alıp almadığını değerlendirmemiz gerekiyor. Bu yöntemin adı bak, dinle, hisset yöntemidir. Bir elimizi göğsüne koyuyoruz. Yanağımız ve kulağımız hastanın ağzının burnunun olduğu yere yakın bir şekilde eğiliyoruz. Göğüs hareketlerini izlerken hastanın nefesinin sesini dinliyor ve yanağımızda hissetmeye çalışıyoruz. 10 saniye boyunca solunum değerlendirmesi yapıyoruz. Eğer hastada solunum yoksa ve olay yerinde ilk yardımcı tek başınaysa 112'yi burada temel yaşam desteğine başlamadan önce kendisi arıyor. Yetişkin bir hastada temel yaşam desteğine önce kalp masajıyla başlıyoruz. Kalp masajına başlayabilmek için hastanın kıyafetlerini gevşetiyor ve ince bir kıyafet kalmasını sağlıyoruz. İman tahtası dediğimiz göğüs kemiğinin başlangıç ve bitiş noktalarını bularak göğüs kemiğini iki eşit parçaya bölüyoruz. Ve kalp masajı yapacağımız yer göğüs kemiğinin alt yarısı oluyor. Elimizin güçlü olan kısmını, topuk kısmını alt yarıya koyarak diğer elimizi kenetliyor ve hastanın üzerinde dikleşiyoruz. Dirseklerimiz dik bir şekilde hastanın üzerinde 5 santimlik çökme yapacak kadar, göğsün 1/3'ünü içine çöktürecek kadar ve dakikada 100 basıyı bulacak şekilde kalp masajı yapıyoruz. Burada ritim bizim için çok önemli. 30'a kadar sayıyoruz. 1 ve 2 ve 3 ve 4 ve 5 ve 6 ve 7 ve 8 ve 9 ve 10 ve 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 30 tane
kalp masajı yaptıktan sonra hemen baş çene pozisyonunu düzeltiyor. Hastanın burnunu sıkıca kapatıyoruz. Hava almayacak şekilde bir bez kapatıp iki tane her biri ciğer dolusu nefes veriyoruz. Göğsün şiştiğini görmemiz gerekiyor. İlk nefesi verdikten sonra ağzını burnunu açıyor, havalanmasını sağlıyor. Sonra ikinci nefesle devam ediyoruz. Tekrar 30 kalp masajı ve iki nefesle uygulamamıza devam ediyoruz. Ne zamana kadar bu işleme devam ediyoruz? Hastanın solunumu gelinceye ya da 112 ekibi gelinceye kadar bu işleme devam ediyoruz. Burada vurgulanması gereken önemli nokta şu. Bilinci kapalı, solunumu olmayan hastalara temel yaşam desteği yapabiliriz. Ve temel yaşam desteği uygulaması yapabilmemiz için mutlaka eğitim almamız gerekiyor. Lütfen kendinizi, sevdiklerinizi korumak adına ilk yardım eğitimi alın ve buna zaman ayırın. Koma nedir? Koma uzun süreli bir bilinç kaybı durumudur. Bir bilinç bozukluğu halidir. Yutkunma, öksürme gibi reflekslerin kaybolduğu, sözlü ve ağrılı uyaranlarınıza cevap alamadığınız, idrar, gayta kaçırma gibi durumların gözlemlendiği bilinç bozukluğu durumuna koma denir. Komadaki hasta nasıl belirlenir? Koma durumunda hastanın bilinci kapalı ancak solunum devam ediyordur. Bu gibi hastalarla karşılaştığınızda vermeniz gereken pozisyonu hasta üzerinde gösterelim. Yerde yatan bilinçsiz bir hasta var. Bu hastanın hava yolu açıklığı sağlanıp solunumu değerlendirildikten sonra hastanın hala solunumunun devam ettiğini görüyoruz. Böyle bir durumda hastaya yapılması gereken en önemli şey öncelikle baştan ayağa kontrol edilerek bir travma durumunun olup olmadığının değerlendirilmesidir. Eğer hastada bir travma durumu söz konusu değilse hastayı koma pozisyonu dediğimiz pozisyona getirmeliyiz. Koma pozisyonuna getirirken hastayı size yakın olan kolunu hastanın yukarı kaldırıyorsunuz. Size uzak olan kolu boynu ile omuz arasına yerleştirerek hastanın omzundan destekleniyor. Uzak olan bacağı bükülerek hastanın omuz ve kalçasından tutularak hasta kendinize doğru yavaşça devriliyor. Hastanın ayağı öne destek yapılarak hastanın öne düşmesi engelleniyor ve hava yolu açıklığı sağlanıyor. Bu pozisyonun adı koma pozisyonu. Bu pozisyonun önemi şudur. Bilincin kapalı olduğu durumlarda hastada kusma gibi bir refleks gözlemlenebilir. Ve kusma halinde sıvının yemek borusundan çıkarak soluk borusuna kaçması, akciğerlere gitmesi bu pozisyonla engellenir. Böylelikle sıvının dışarı akması sağlanır. Bu nedenle bilinci kapalı, solunumlu olan hastalarda verilmesi gereken pozisyon koma pozisyonudur. Ve bu pozisyon hayati bir önem taşır. Acil yaşam desteği her an her yerde bize gereken hayat kurtarıcı bilgileri içerir. Paniklemeden, korkmadan ve kontrolü kaybetmeden uygulayabilmek, belki de bize sevdiğimiz birini veya hiç tanımadığımız birinin hayatını kurtarma mutluluğunu yaşatabilir.